Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Merhaba, ben Aycan Gül. EkoTürk'ün en sevilen programlarından biri olan Lifestyle'a hoş geldiniz. Bu programda ekonomi ve yaşam tarzı bir araya geliyor. Güncel trendleri, yenilikçi fikirleri ve ekonomik gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. İlk olarak donanımlı ekibiyle eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlamakta olan Selapstar firmasını gelin birlikte tanıyalım. Çağlar Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olasın. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Dilerseniz birkaç cümleyle sizleri tanıyalım. Ardından da şirketinizin kuruluş hikayesiyle devam edelim. Çağlar Ada, 2009 Akdeniz Üniversitesi makine bölümü mezunuyum. 2009-2019 arası büyük firmalarda, Ar-Ge bölümlerinde tasarımcı olarak çalıştım. Tasarım sorumlusu olarak çalıştım. Sonrasında günümüze kadar özel olarak firmalara tasarım desteği veriyoruz. Tasarım firması olarak. Ayrıca da 2021'den itibaren de bireysel olarak, 2022'den itibaren de kurumsal olarak da Selapstar'la beraber danışmanlık ve eğitim hizmeti veriyoruz. Peki şirketinizin kuruluş hikayesi, hangi süreçlerden geçtiniz? Kaç kişiyle bu serüvene başladınız? Ya şöyle aslında, biz 4 arkadaşlık bireysel olarak yapıyorduk bunu. Kurumsal bir çatı altında değildik. Sonrasında karar verdik 2022 yılında. Karar verdikten sonra da şirketimizi kurduk ve kurumsal olarak da başladık aslında eğitimlerimizi. Evet, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektesiniz. İşini büyütmek isteyen ekran başındaki iş insanları acaba hangi noktada sizden destek almalı? Şöyle, aslında oradaki durum kişinin birazcık da ekonomik durumuna ve hani eğitim durumuna bağlı oluyor. Ona göre de karar verip hani birlikte bir yol haritası çiziyoruz. Açar mısınız biraz? Ya şöyle, mesela diyelim ki yeni girişimci arkadaşlarımız birazcık daha ekonomik seviyeleri birazcık daha kısıtlı oluyor. Onlara mesela uygun ticareti sunuyoruz. Yani diyelim ki daha üniversite öğrencisi, ben girmek istiyorum diyor. Biz de diyoruz ki o zaman dropshipping'le başla. Ona göre biz değerlendiriyoruz. Ona göre ona destek veriyoruz. O şekilde ilerliyor. Ama diyelim ki birazcık da ekonomik durumu iyi. Bunu çalışan insanlar da yapabiliyor. Diyelim ki belli maaşı var. Diyor ki ben bunu kaldırabilirim. O zaman diyoruz ki biz arbitraj yapabilirsin. Onun da çeşitleri var. Onun da ekonomik durumuna göre değerlendiriyoruz. Ayrıca da artık ya ürünü vardır ya da büyük bir yatırım yapmak istiyordur. O zaman da zaten ona göre değerlendiriyoruz. Şimdi dropshipping dediniz, evet. Arbitraj dediniz ve private label türünde satış kanallarımız mevcut. Evet. Üç türde. Şimdi bu üç türü ekran başındaki seyircilerimiz için biraz açmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii ki. Şöyle anlatayım. Şimdi orada üç ana ticaret var aslında. Girişimcilerin ilk yaptığı iş aslında dropshipping. Yani şöyle, ürünü listeleyip satıyorlar. Belli yazılımlar kullanarak onların envanterlerini, siparişlerini yazılım üzerinden kontrol ederek sipariş geldiğinde de alıp gönderiyorlar. Yani aslında stoksuz bir ticaret yapmış oluyorlar. Kısacası şöyle, hiçbir bedel ödeyip ürün almadan, evet, o ürüne sipariş geliyor, başka yerden tedarik ediyor ve satıyor. Evet. Yani kısacası sıfır bedelle, aynen, iş yapmış oluyor. Evet, arbitrajla devam edelim. Arbitraj şöyle, aslında kelime anlamıyla al-sat anlamına geliyor. Yani alıyorsunuz belli bir miktarda, ucuz olan yerden alıp pahalı olan yerde satıyorsunuz. Bu da arbitraj olarak geçiyor. Bu üçe ayrılıyor tabii. Bunlardan bir tanesi online arbitraj, bir tanesi retail arbitraj, diğeri de wholesale anlamına geliyor. Bunlar da tabii kendi içinde ekonomisine de göre değişiyor. Yani şöyle düşünün, online arbitraj şöyle oluyor. Daha uygun fiyatı olan bir internet sitesinden, e-ticaret sitesinden alıp daha pahalı bir pazarda satmanız anlamına geliyor. Alıyorsunuz top, mesela diyelim ki 3 tane ondan, 5 tane ondan, o şekilde arbitraj yapmış oluyorsunuz. O da zaten çünkü stoklu oluyor. Çünkü orada prime satıcı oluyorsunuz. Retail arbitrajda şöyle bir şey var. Fiziki bir mağazaya gidip, fiziki mağazadan toplu bir şekilde alıp depolarına koyduğunuz zaman da retail arbitraj yapmış oluyorsunuz. Wholesale'de ise şöyle bir şey var. Ya üreticiden ya da aslında distribütöründen almış oluyorsunuz. Toplu bir şekilde aldığınız için çok daha uygun fiyatlar alıyorsunuz. Pazarda da aslında çok büyük bir hacminiz oluşuyor aslında. Ama tabii bunu yapmak için de ekonomik birazcık daha, diğerlerine göre birazcık daha fazla olması gerekiyor.
Evet, e-ticaret alanındaki konuğumuz Çağlar Aday'dı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Değerli seyircilerimiz, böylelikle yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Hoşçakalın. Bir Lifestyle bölümünün daha sonuna geldik. Değerli izleyicilerimiz, bugün de ekonomiden modaya, iş dünyasından yaşam tarzı trendlerine kadar birçok konuda bilgi ve deneyim paylaştık. Umarız programımız sizlere yeni bir bakış açısı kazandırmış ve keyifli anlar yaşatmıştır. Bir sonraki bölümde yeni konular, yeni bilgiler ve ilham verici içeriklerle tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.